Tabii Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri EYT. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmanın ayrıntıları da netleşmeye başladı. Tek tip bir düzenleme hazırlığı içerisinde izleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilerin kadroya geçmesiyle ilgili düzenlemeden mevsimlik işçilerle ilgili düzenlemeye kadar birçok önemli başlıkla ilgili açıklamalar yaptı. Biz burada yani 99 öncesi işe girmiş olanların emeklilikte karşılaştıkları yaş sorunu yüzünden karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Tek tip bir düzenleme mi oldu? Tek tip düzenleme. Tek tip bir düzenleme hazırlığı içerisindeyiz dedi. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yeni bilgiler verdi. Ne zaman netice olur efendim? Biz Aralık'ta meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konuda bilgi verdik. Çalışmanın muhtevası tam belirlenip hesaplar ona göre belirlendikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni düzenlemelerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok sık söylediği bir söz var. O çok önemli. Nedir? Çalışanlarımızı ve emekçilerimizi enflasyonun baskısına karşı koruyacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Taşeron işçilerin kadroya geçmesiyle ilgili düzenlemede Bakan Bilgin'e soruldu. Yaklaşık 1 milyon taşeron işçisine kadro verildi. Fakat o sıra kitlerde yaklaşık o zamanki sayı 90 küsur bin işçimiz bu kadro şeyinden istifade edemedi. Onların kadroya alınması konusunda çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum onu Kasım ayı içerisinde sonuçlandırırız. Mevsimlik ve geçici işçiler için de yeni düzenleme yolda. Mevsimlik işçiler belli dönemsel olarak çalışıyorlar biliyorsunuz. İhtiyaç varsa onların çalışma sürelerinin uzatılması konusunda onlara bir imkan sağlayacağız. Geçici işçiler ise farklı. Onlar 10 ay 29 gün çalışıyorlar. Onu biz 12 aya 1 yıl çalışmaya çıkaracağız. Ve 550 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik çalışma. Çok sayıda kamuda sözleşmeli çalışma modeli ortaya çıkmış. Biz bunları ıslah etmek istiyoruz. Burada bir düzenleme, bir reform yapmaya ihtiyacımız var. Bu kadar çok çalışmalı bir sözleşme türü olmaması lazım. Bütün sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz.